Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Harry Potter serisindeki yemekleri denediğimiz video serisine hoş geldiniz. Daha önce sizlerle birlikte Hagrid'in kaya gibi kurabiyelerini ve Petunia teyzenin pastasını yapmıştık. Bugün ise birlikte Harry Potter serisindeki en iyi aşçılardan bir tanesi Bayan Weasley'nin bir tarifini yapacağız. Tarif için Harry Potter yemek kitabını kullanacağım. Kitabın bölümlerinden bir tanesi en sevilen aşçı yemekleri. Ve hemen bölümün girişinde Harry'nin Bayan Weasley'nin yemeklerini ne kadar sevdiğinden bahsediyor. Bugün Bayan Weasley'nin kremalı soğan çorbası tarifini deneyeceğiz birlikte. Hatırlayacak olursanız Harry Potter ve Melez Prens filminde Dumbledore Harry ile birlikte Slughorn'u ziyaret ettikten sonra onu kovuğa getiriyordu. Harry kovuğa geldikten sonra Bayan Weasley ona aç olup olmadığını soruyordu. Okul dönemi başlamadan önce Dumbledore gecenin bir yarısı Harry'i kovuğa getirir. Burada Bayan Weasley aç çocuğa bir kase sıcak soğan çorbası verir. Harry Potter ve Melez Prens bölüm 5'e bakın. Hemen bakıyoruz. Karnın aç mı Harry? Evet aç dedi Harry. Birden ne kadar aç olduğunu fark ederek. Otur canım, çabucak bir şeyler hazırlarım. Asasıyla koca demir bir tencereye dokunarak tencere büyük bir tangırtıyla ocağın üzerine zıpladı ve derhal kaynamaya koyuldu. Seni daha saatlerce beklemiyorduk. Al bakalım. Yeniden dokunduğu tencere havaya yükseldi. Harry'e doğru uçtu ve yana eğildi. Bayan Weasley tencereden dökülen kıvamlı, buharı tutan soğan çorbasının altına usulca tam zamanında bir kase kaydırdı. Ekmek ister misin canım? Teşekkürler Bayan Weasley. İşte bugün birlikte Bayan Weasley'nin kremalı soğan çorbasını yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Soğan çorbası yaygın bir çorba ama ben daha önce hiç içmedim. Bugün birlikte yapıp deneyeceğiz. Malzemeleri de çok kolay bu arada. Ben açıklamaya tüm malzemeleri yazacağım. Siz de annenize, babanıza, evde kim yemek yapıyorsa kenara çekilin. Bu akşam çorbayı ben yapacağım deyip Bayan Weasley'nin kremalı soğan çorbasını yapabilirsiniz. O zaman hadi mutfağa geçelim. Şimdi önce malzemelerimizi sayıyorum. Çok kolay malzemeler. 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 büyük soğan, 4 su bardağı su, çeyrek bardak un, baharat ve süt. Bu kadar. Açıklamayı yazacağım ben tüm malzemeleri. Yağı 4 litrelik bir tencerede kızdırın. Soğanları tencereye ekleyin ve soğanlar altın rengi olana kadar yaklaşık 30 dakika kısık ateşte piştirin. Yuh, 30 dakika mı? Şimdi 2 büyük soğan, uzunlamasına doğranmış 2 soğan. Bekleyin. Evet, şimdi soğanlarımızı soyuyoruz. Benim soğan soyarken hiç gözüm yanmaz. Ama bunun için bir TikTok izlemiştim. Eğer çay kaşığı ısırırsanız şey oluyormuş, gözünüz yanmıyormuş. Ama benim zaten yanmıyor. Soğanları soyarken ve doğrarken eğer yaşınız küçükse bir büyüğünüzden yardım istemeyi unutmayın. Soğanları ince ince doğruyoruz. Bu arada fark ettiniz mi? Çorbanın malzemesi çok az. Çünkü Weasley ailesi böyle varlıklı, zengin bir aile değil. Yanında tarlada soğan yetiştirip çorba yapıyorlar işte. Soğanlarımızı doğradık. Yağı tencerede kızdırın, soğanları ekleyin, kavurun. Yağı ekleyelim. Böyle karamelize soğan falan normalde güzel olur. Hamburgerin içinde güzel olur. Soğanlı omlet falan çok severim. Ama hiç çorbasını içmedim. İlk kez deneyeceğim. Yani bence güzel olabilir ama ya da çok kötü olur. Emin değilim. Evet, şimdi soğanlarımızı atıyoruz. Ve soğanlar altın rengi olana kadar kavuracakmışız. Bir yandan soğanlarımız kavrulurken ben de size bu sırada videonun sponsoru Cambly'den bahsedeceğim. Cambly'yi artık hepimiz biliyoruz. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle birebir ya da 2-3 kişilik grup derslerinde görüntülü olarak konuşup İngilizcenizi geliştirdiğiniz bir eğitim uygulaması. Cambly'de fiyatların şeffaf olduğunu ve her gün iyi fiyat sunmak için bir değişim başlattıklarını daha önceden paylaşmıştım sizlerle. Artık daha az sıklıkta indirim olacağını söylemiştim. Ve bu değişimin ilk adımı olarak da yılın en büyük ve ilk indirimi şu anda başladı. İngilizce artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Gerçekten İngilizce bilmek insanın önünde yepyeni kapılar, yepyeni imkanlar açıyor. Ve İngilizce öğrenmek aslında sandığımız kadar zor değil. Yapmaya başladıktan sonra, bunun için bir adım attıktan sonra nasıl yapabildiğinizi görüyorsunuz. Ve bunu görebilmeniz için Cambly bence gerçekten çok iyi. Çünkü eğitmenlerin tamamının ana dili İngilizce. Her seviyeye göre eğitmen var. İstediğiniz zaman istediğiniz eğitmenle ders yapabiliyorsunuz Cambly'de. Benim en sevdiğim özelliği, bundan sık sık bahsediyorum zaten, ilgi alanınıza göre bir eğitmen seçebiliyorsunuz. Örneğin ben Cambly'de ders yapacağım zaman genellikle Harry Potter seven eğitmenler seçiyorum. Çünkü İngilizce konuşurken birazcık çekingen davranıyorum. Aslında konuşabildiğimi biliyorum ama birazcık utanıyorum. Ve eğer Harry Potter üzerine konuşursam kendimi biraz daha rahat hissediyorum. Birazcık ısınıyorum, açılıyorum ve konuşmaya başlıyorum. Bu sevdiğiniz bir dizi olur, film olur, seyahat edeceğiniz bir ülke olur ya da herhangi bir şey. Eğitmeninizle ne zaman ders yapacağınızı öncesinden siz belirleyebiliyorsunuz. Bu da Cambly'yi rakiplerinden ayıran bir özellik aslında. Yaptığınız derslerin kayıtlarını daha
daha sonradan eğitmeninizin size verdiği geri dönüşlerle birlikte izleyip üzerinden geçip hatalarınızı düzeltebiliyorsunuz. Bu bence çok önemli. Ve gerçekten ilk derslerinizin kayıtlarını izleyip sonra 10-15 ders sonrasına baktığınızda aradaki farkı görebiliyorsunuz. İngilizce öğrenmek öyle bir şey ki bir kere ertelerseniz daima ertelemeye başlıyorsunuz. Onun için belki de Cambly'deki bu fırsat sizin için bir fırsattır. 20 taha indirim koduyla ayda 289 TL'den başlayan fiyatlarla İngilizce probleminizi hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Ben Cambly'nin linkini açıklamalara bırakıyorum. İndirim kodunu da açıklamalara yazacağım. Linkten tıklayıp gidebilirsiniz. Kendinize uygun bir paket oluşturup İngilizce öğrenmeye başlayabilirsiniz. Ben şimdi soğanları kavurmaya devam ediyorum. Soğanların rengi iyice döndü. Gerçekten altın rengine yaklaştı. Bir 25 dakika falan oldu kavurmaya başlayalı. Eziliyorlar falan da. Şimdi suyunu ekleyebilirim. 4 su bardağı su ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4. Şu an çok kötü görünüyor. Suyu ekleyin, tuzu biberi ekleyin, kaynatın, ardından ısıyı azaltın ve soğanlar yumuşak olana kadar 30 dakika pişirin. Tuzluğuma bakar mısınız? Dert Vedir'di. Şimdi bunu kaynatacakmışız. Bakalım, umarım güzel olur. Çok kolay çünkü eğer güzel olursa ve yaparım yani. Sonrasında da süt ve unu bir kapta karıştırın. Çırpma teliyle topakları yok edin. Bu karışımı sürekli karıştırarak yavaşça çorbaya ekleyin. Karışım yoğunlaşana kadar sık sık karıştırarak pişirin. Sütün kalanını ekleyin. Ve sadece ısıtın, kaynatmayın. Kesilmesin diye işte süt koyduk ya. Evet, çorba şu anda kaynıyor. Altını kısıyorum. Ve pişmeye devam edecek soğanlar yumuşayana kadar. Sonra süt ve unu ekleyeceğiz. Unlu süt karışımını yapacağım. Bunu iyice çırpacağım. Topaklanmaları gidecek şu üstündeki topaklar, şunlar. Topak kalmadı ama bir de çırpma teliyle üstünden geçeyim ki ne olur ne olmaz. Bu sulu karışımı çorbaya ekleyeceğim. Ama çorba sıcak, bu soğuk olduğu için kesme ihtimali var. O yüzden burada nasıl yaptığımı göstereceğim size. Çorbayı ocaktan bir aldım. Şimdi süt kesmesin diye çorbadan çok azıcık kepçeyle alıyorum. Çok azıcık sütün içine ekliyorum ve karıştırıyorum. Isılarını birbirine yaklaştıracağım. Yavaş yavaş, çok az çok az, çok az çok az. Bu sayede kesmiyor. Bence güzel olacak bu arada yani. İlk başta hiç bir beklentim yoktu ama şu an güzel olacak gibi görünüyor. Ben kalan sütü de ekleyeceğim buna. Çünkü iki seferde yapmayayım bu şey işlemini. Ne fark eder ki ya, sonradan ekle kalan sütü diyor ama kesmemesi için karıştırıyorken bence tek de yapayım. Evet, bakın iyice koymaya başladım artık. Bu da ısındı zaten. Şimdi bunu buna aktarabilirim, dökebilirim. Dökerken karıştırmaya devam ediyorum. Hop. Ulan çok güzel görünüyor ha. Çorbayı tekrar ocağa alacağım. Bu aşamada dikkat etmem gereken şey çorbanın kaynamaması gerekiyor. Ama dikkat edeceğim. Kısık ateşte. İçinde un olduğu için birazdan zaten böyle yoğunlaşmaya başlayacak. Hafif kremamsı bir doku olacak. Ve kolay da malzeme hiç su, süt, soğan. Evet, bakın çorbanın kıvamı yoğunlaştı. Yavaştan kaynamaya da başlayacak gibi. O yüzden şimdi ocaktan alıp servis edeceğim. Evet, çorbamız hazır. Çok güzel görünüyor. Kitapta yanında sodalı ekmekle servis edin diyor. İrlanda usulü sodalı ekmekle. Ben daha güzel bir şey buldum. Ramazan pidesi. Ramazan pidesiyle birlikte deneyeceğim şimdi ve çok merak ediyorum. Hocam kıvamı çok güzel oldu. Biraz sıcak. Ve güzel kokuyor, inanır mısınız? Yani lezzetli kokuyor. Hiç böyle soğan kokusu yok. Yani var da güzel soğan kokusu var, bildiniz mi? Hazırsanız tadına bakıyorum. Çok sıcak. Aa, çok güzel. İnanılmaz güzel. Bayılıp 10 veriyorum. Şöyle soğanlarından da alayım bir. İnanılmaz, inanılmaz. Hiç sevmeyi beklemiyordum ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. Soğanlar böyle ağızda eriyor. Çok güzel, çok lezzetli. Şok oldum. Bayan Vizli biliyor bu işi gerçekten ya. Kesinlikle deneyin bu tarifi. Çok kolay. 2 soğan, 2 bardak süt, su, baharat. Bu kadar. Tarifte tavuk suyu kullanabilirsiniz de diyor. Ben tavuk suyu kullanmak istemedim. O yüzden normal suyla yaptım. İkisi de yazıyor bu arada. Ben tüm detayını açıklamalara yazacağım zaten. Bayıldım. Hazır Ramazan da geliyor. Bir tarif paylaşmış oldum sizinle. Gerçekten bu arada
Çok güzel. Evdeki herkes çok sever. Mutlaka girin mutfağa. Deyin ki bu akşam çorbayı ben yapıyorum. Ve evdekilere Harry Potter serisinden bir ziyafet yaşatın. Çok güzel. Çok beğendim. Ve bundan sonra mutlaka bu çorbayı yapacağım. Başka zamanlarda da yapacağım. Bayıldım. Oh, şöyle Ramazan pidesini de alayım. Videoyu kapatmadan bir kez daha sizlere Cambly'deki kampanyayı hatırlatmak isterim. Güzel bir fırsat var. Bir süre böyle büyük bir fırsat gelmeyebilir. O yüzden detayları açıklamaya bırakıyorum. Kaçırmayın istiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer çorbayı yaparsanız yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşın. Merakla bekliyorum. Şimdi ben gidip bir tabak daha açacağım. Şaka gibi çok güzel lan. Bayıldım.